sizlere bit pire için yaz yaklaşıyor. Sıkıntılar artmaya başlayacak. Bu yüzden önlem amaçlı kullanabileceğiniz, daha önceki bit pire videolarımda da defalarca bahsettiğim Wilmectin isimli ilacı kullanımını göstereceğim arkadaşlar. İlacın özelliğinden zaten çok bahsetmeyeceğim. Hani üstün körü bahsedeceğim. Onu istiyorsanız videonun sonuna onun videosunu koyarım arkadaşlar. Bu Wilmectin arkadaşlar, resimde de gördüğünüz gibi bir sığır ilacı. Bu çalışma prensibi şu şekilde. Bu kullanıldığı canlının kanını zehirliyor ama bu canlıya zarar verecek bir zehir değil. Aksine canlıya faydalı diyebileceğimiz bir zehir. Çünkü bunu canının kanıyla beslenen dış parazitler bu zehirli kanı emdiklerinde arkadaşlar ölüyorlar. Bu şekilde bir çalışma prensibi var. Yani dış parazitlerin beslenmesini, besinlerini zehirliyor yani kısaca. Şimdi arkadaşlar kullanımına geçelim. Bunu 2-3 ayda bir tekrarlamakta fayda var arkadaşlar. Ben size şöyle göstereyim. Ben şu an dinlenme diye tabir ettiğimiz böyle yavru yumurta bakmış. Şu an dinlenmekte olan kuşlarımda bunu kullanıyorum. Dişiler bir tarafta, erkekler bir tarafta. Size birazdan örnek amaçlı bir kuşta nasıl kullanılır göstereceğim arkadaşlar. Dozajını iyi ayarlamanız gerekmekte. Çünkü gerçekten sığır ilacı olduğu için sonu ölüme kadar gidebilir. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Hadi şimdi bir tane kuş yakalayayım. Size de onu da kullanayım arkadaşlar. Arkadaşlar şu şekilde serum gibi çekiyorsunuz. Bakın üstten ben bir miktar çektim. Enseye bir damla şeklinde uygulanıyor arkadaşlar bu. Yalnız şöyle bir püf noktası var. Size şöyle netleyeyim. Bakın. Bu ilaç yapan şey şurada gördüğünüz ivermektin içerir. İvermektin etken maddesi olacak arkadaşlar. Ona göre başka bir, hani bundan bulamazsanız da ivermektin etken maddeli herhangi bir ilacı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dozajı zaten yine benzer şekilde olur. Sığır koyunların iç ve dış parazitlerinde. İç parazitler de iyi geldi söyleniyor ama ben hiç iç parazit için bunu kullanmadım arkadaşlar. Şimdi bunu böyle çıkartıyoruz. İğnesi şurada kalsın. Koyalım. Şimdi arkadaşlar bir tane kuş yakalayacağız. Ben eldivenlerimi takıp kuşu yakalayıp hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yakaladım kuşumuzu. Şimdi video amaçlı en sakin kuşlarımdan, en ısırmayan kuşlarımdan birini seçtim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kuşu şu şekilde tutmanız lazım. Ensesi size dönük olacak çünkü bütün ense damlaları, yani hayvanlardaki bütün parazit ilaçları enseden damlatılır. Bunun sebebi enseden geçen damarlar sayesinde kana karışıyor. Bir diğer sebebi de hayvanın hani eline koluna ayağına damlatsanız, kuş için bahsetmiyorum, diğer bütün canlılar için. Mesela kuşuna kanadan damlatsanız ağzına götür. Bu ilaçlar gerçekten çok zehirli arkadaşlar. Bundan da bahsedeyim. Umarım şimdi bir yanlışlık yapmadan yapabiliriz video çekerken çünkü çok zor oluyor. Şşt, tamam. Arkadaşlar şimdi umarım görüyorsunuzdur. Bir dakika, ben şöyle bir yer tarafına geçeyim. Ben çünkü üflemem gerekecek. Şşt, tamam. Şöyle kuşu yakaladık. Şöyle parmağımla ya da şey şeklinde üfleyerek de yapabilirsiniz. Ben şimdi üfleyerek yapamam. Zor olur. Damlamızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Şöyle şunun ucunda bir damla birikecek şekilde. Eldiven olduğu için çok hissiz can elim. Bakın fazla kaçtı mesela. Ben şöyle aralayıp arkadaşlar buraya bir damla bıraktım bakın. Şu şekilde. Dibe gitti. Kuşumuzu arkadaşlar yormadan yerine götürüyoruz. Huysuzlandı çünkü. Arkadaşlar gerçekten anlaşıldığına emin olmak için bir tane daha ufak bir, bu sefer ele daha rahat oturan bir ırkta göstereceğim. Yine şöyle ense tüylerini aralıyoruz arkadaşlar. Bakın hayvan tüyde olduğu için zaten cayır cayır tüy dökülüyor. Daha uygun bir zaman aslında tüyde olması ama zaten hani daha az tüy olduğu için. Şimdi arkadaşlar şırıngamızı alıyoruz. Şu şekilde önce elinizde bir damla hazırlayın. Tamam. Ensesine basıyoruz. Eğer fazla yaparsanız arkadaşlar ne olur, ben size bunu söyleyeyim. İlla ki hepimizin elinin ayarı kaçabiliyor. Hani 2-3 damla, belki daha fazla bir basıp şırıngayı da basabilirsiniz.
Çok basarsanız öleceği söyleniyor. Benim maksimum yaptığım 2-3 damla falan olmuştu. Onda hayvanın oradaki tüyleri bayağı bir döküldü. Sonra tabii tekrar çıkıyor ama kötü oluyor tabii bir süreliğine. O yüzden dikkatli kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar kullanırken. Bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olursanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.